Cumhurbaşkanı bunu o dediğiniz tarihten sonra da söyledi. En son 24 Nisan 2023 tarihinde, çok yakın bir zamanda İstanbul'da düzenlenen kentsel dönüşüm toplantısında aynen şunu söylüyor. Türkiye'nin önündeki tüm engelleri nasıl birer birer kaldırdıysak enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Yani bu Nisan ayından bahsediyorum. Faiz devamlı düşecektir ve göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek diyor. Şimdi faiz sebep, enflasyon sonuçsa o zaman bu hipotezin devamında işler kötü. Birincisi, net olan husus şu, o ortaya çıktı. Gerçi seçimler bitti. Anladığımız kadarıyla bu vatan mı soğan mı, vatan mı ekonomi meselesinde vatandaş tercihini yaptı. Hani seçim odaklı konuşmuyoruz ama önümüzde seçimler. Hani biz ne dediysek o da demek hoşuma gitmiyor ama burada da aynen söylenen şu. Bu muhalefet de, bakın aynen cümlelerden, faizi artırmaktan başka bir şey önermiyor. Şimdi buyurun siz önerin. Yani 23 Eylül 2021 tarihinden itibaren sırf ekonomiyi canlı tutabilmek için Merkez Bankası'nın politika faizlerini aşağıya aldığımızda enflasyon %19, faiz %19 idi. Şimdi geldiğimiz yerde elde edilene bakıyoruz. Birkaç size buradan sonuç vereceğim bu işin maliyetini. Bugün kaç faiz? 15. Evet. Yetmiyor değil mi? Yetmiyor. Çünkü öyle bir tepki verdi ki piyasa, borsa %3 hop yükseldi. Dolar ve euro kabul edilemeyecek yani. Kabul edilemeyecek şundan diyorum ben size. Bugün şuradan kısa bir hesap size ifade edeyim. Bizim 200 milyar dolar kısa vadeli borcumuzun olduğunu düşündüğünüzde dolarda gerçekleşen her 1 liralık artış 200 milyar Türk lirası yük demek herkese. Bak, ödediğin maaş miktarı, devletin aylık personele ödediği maaş miktarı 100 milyar Türk lirası. Yani 100 milyar Türk lirasını siz ödüyorsunuz. 2 aylık memur ödemesini toplamını birkaç saatte kime veriyorsunuz? Dış mihraklara veriyorsunuz. O borç aldığınız yerlere veriyorsunuz. Dolayısıyla şimdi bu faiz oranı, yayının öncesinde de söylediğiniz, ya hoca %25'ler, bu faiz %25 ve 30'ları görecek. Bunu Yükseltecek, da kademeli tabii. yükseltilecek Bakın diyorsunuz. onun da sebebi şu, bilmiyorum takip ettiğinizi ümit ediyorum. Moody's'den faiz tahmin açıklaması yapıldı. Yaptırıldı daha doğrusu Moody's'e. Bu kredi derecelendirme Kuruluşu. müessesesi kuruluşu. Aynen söylediği şu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %25-30 seviyesinde olan TL mevduat faizlerine yaklaştırması bekleniyor veya bekliyor. Pardon, ne oldu? Bayram değil, seyran değil. Moody's'in üzerine vazife mi? Yani niye bu açıklamayı yaptırıyorsunuz? Çünkü bence bütün mesele şu. Neden birdenbire %25'e çıkamayacağına dair de hani bu işi bilen uzmanların söylediklerini, yazdıklarını dinleyip okuduğumuzda eğer birden %25'e çıksaydı İsmail, kredilerin bıçak gibi kesileceği, bankaların zora gireceği, tüketimin düşeceği, ihracatın zora gireceği, kademeli artış olacak, enflasyon artacak, Temmuz'da ücret artışları, emekli memur maaşları artışı, hepsi tüketime gidecek. Ha, enflasyonu durduramayacaklar.